Merhaba arkadaşlar, ben Nedir TV editörlerinden Burak Selim Şenyurt. Yeni bir görsel dersimizde daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde sizlere ASP.NET Web API Security konusunu aktarmaya çalışıyor olacağım. Özellikle giriş seviyesinde bir dersimiz olacak. İlerleyen noktalarda bir tane de demomuz var. Bu demomuzda HTTP modül yazacağız bir tane ve özelleştirilmiş olaraktan basic modda doğrulamayı, authentication'ı Web API seviyesinde nasıl sağlayabileceğimizi inceleyeceğiz. İlk olarak derseniz içeriğimizde neler var? Dersimize ilişkin ona bakalım. Öncelikli olarak burada bahsedeceğimiz konular aslında web'in doğasında yer alan ve ASP.NET gibi yapılardan da aşina olduğumuz bir kullanıcının doğrulanması ya da bir rolün doğrulanması veya yetkilendirilmesi diyelim daha doğru olacaktır. Sisteme giriş yapan kişilerin doğrulandıktan sonra herhangi bir operasyonu icra edebilmeleri için yetkilendirmeleri gibi konularda temel seviyede bilgi sahibi olduğunuzu varsayıyoruz. Biz burada Web API açısından authentication, authorization yapılarını irdelemeye çalışacağız. Az önce de belirttiğim gibi basit bir demomuz olacak. Orada özel bir HTTP modül ya da bir başka deyişle aslında türetilmiş bir HTTP modül yazaraktan bununla birlikte basic authentication'ı, basic modda bir authentication'ı nasıl sağlayabiliriz ona bakacağız. Tabii ki basic authentication hakkında da vereceğimiz bir takım bilgiler var. Şimdi dilerseniz Web API açısından security'yi biraz irdelemeye çalışalım. Aslında burada authentication ve authorization yapılarını iki farklı kanal olarak düşündüğümüzde IIS'in ve Web API'nin üzerinde akan bir mesaj pipeline ya da kanalı olduğunu varsaydığımızda IIS'i ve ASP.NET Web API içeriye koyduğumuzda buradaki bir mesaj akışında authentication ve authorization sistemleri üzerindeki uğrak noktalarını bu şekilde özetleyebiliriz. Dolayısıyla aslında şunu ifade etmemiz gerekiyor. Web API üzerinde ki herhangi bir operasyonu veyahut da bir control log tipinin kendisinin secure hale getirilmesi yani membership bazlı olacak şekilde yani authentication authorization sistemine dahil olması noktasına baktığımız zaman burada HTTP mesaj handler'lardan faydalanabildiğimizi ve authorization filtresinden geçirilerekten aslında kontrollere ulaşabildiğimizi ifade edebiliriz. Fakat daha üst noktada baktığımızda aslında IIS seviyesinde olaya baktığımızda doğrulamanın aslında HTTP modül üzerinden geçerek icra edildiğini biliyoruz. Bu sebepten dolayı örneğin IIS'te yazılmış olan modüller yardımıyla sadece bir ASP.NET Web API için değil, herhangi bir ASP.NET Web uygulaması için de bir takım authentication yapılarının devrede olduğunu ve onun üzerinden geçirdiğini ifade edebiliriz. Bu sebepten dolayı özellikle ASP.NET Web API tarafında hem HTTP modül olarak güvenliği özelleştirebileceğimizi ifade edebiliriz. Zaten varsayılan olarak da Web API gibi servisler, Web API ile yazılmış servisler IIS üzerinde default olarak host edildikleri varsayıldığında zaten hani IIS'in üzerinde konuşlandırılabilen standart authentication mekanizmaları, örneğin basic authentication gibi kullanılabilmekte. Yani. Fakat biz bunları ne yapabiliyoruz? Customize edebiliyoruz. Bunun dışında bir de Web API'ye biraz daha özgü olan, controller seviyesine daha da yakınlaşaraktan kullanılabilen mesaj seviyesindeki handler'lardan yararlanaraktan da authentication'ın sağlanması mümkün. Şimdi buradaki şekli ASP.NET official site'ından da görebilirsiniz. Oradan da okuyup irdelemenizi size tavsiye ederim. Biz geliştireceğimiz demomuzda örneğimizde custom bir HTTP modül yazacağız ve o HTTP modül üzerinde debug noktaları koyduğumuzda, breakpointler koyduğumuzda debug moddayken nasıl mesajın aktığını biraz daha iyi anlayabiliriz. Kısaca bu şekilde özetledik ve şimdi dilerseniz authentication ve authorization kavramlarını yine Web API tarafında irdelemeye ve ele almaya çalışalım. Az önce de bahsettiğimiz gibi Web API'de de yani servisin default olarak aslında IIS üzerinden host edildiği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı authentication mekanizmasında da orada hani IIS seviyesinde ayarlandığı varsayılır. Dolayısıyla web config üzerinde yapacağınız basit ayarlarla ASP.NET Web API'nin host edildiği uygulamanın bu authentication sistemine dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Ama aşağıda da yazdığı gibi biz custom HTTP modüller ve message handler yazaraktan örneğin özel bir membership API'sinin devreye alınmasını sağlayabiliriz. Ve bu aslında
Biraz da IIS dışında yapılacak olan host mekanizmalarında özellikle HTTP mesaj handler'ın kullanılması önerilmekte. Tabloda da görebileceğiniz gibi her iki yapı arasında aslında bazı farklılıklar var. Karşılaştırılabilir noktalar var ve karşılaştırılamayan yerler de söz konusu. Modül açısından baktığımız zaman aslında şunları ifade edebiliriz. Her talepte yani her request'te ASP.NET Pipeline üzerinde bu modüllerin devreye girdiğini görüyoruz. Fakat özel bir HTTP mesaj handler yazarsak bunun özellikle root yardımıyla bildirilmiş olan yani web API servisine rootlarla gittiğimizi düşünecek olursak buralardaki taleplerde devreye girdiğini ifade edebiliriz. Yine her root tanımında ayrı bir doğrulama mekanizmasını HTTP mesaj handler yardımıyla web API'ye öğretebiliriz. Bu hani önemli bir avantaj. Çünkü hani burada rootların belirli controllerlara doğru yönlendirildiğini ifade edebiliriz. Ve dolayısıyla controller bazında authentication'ı ayrıştırmamız mümkün olabilir. Tabi bunun karşılığı HTTP modül tarafında söz konusu değil şu aşamada. HTTP modüllerin IIS'e özgü olduğunu zaten söylemiştik. Bunun dışında HTTP mesaj handler'lar evet web hosting üzerinde de konuşlandırılabilir ama asıl devreye girdikleri noktalar self-hosting'tir. Yani IIS dışında bir yerde web API servislerimizi host etmeyi planlıyorsak bu durumda HTTP mesaj handler'ları customize etmek istediğimiz membership noktalarında yani authentication ve authorization customize etmemiz gereken noktalarda ele alabiliriz. Yine HTTP modülün bir avantajı aslında IIS üzerinde default olarak var olan çeşitli mekanizmalar otomatik olarak enjekte edilebilmesi. Yani log sistemine basitçe dahil olabilir, audit mekanizmalarına otomatikçe dahil olabilir. Burada tabii ki IIS'in administrative özelliklerinden, yönetici özelliklerinden de yararlanabilmektedir. Bu tabii mesaj handler serisine baktığımızda gene karşılığını görememekteyiz. Çalışma zamanındaki yapılarına baktığımız zaman HTTP modüllerin aslında pipeline üzerinde az önceki şekilde de gördüğü gibi ilk çalışan yapılardan olduğunu görüyoruz. Mesaj handler ise aslında çağrıldığı yerlerde aslında authentication'ın devreye girdiği ifade edebiliriz. Yani nerede kullanıldıysa çalışıyor diyebiliriz. Şimdi biraz da authorization kısmına bakalım. Aslında kullanıcılar yani web API'den örneğin hizmet almak isteyenler bir şekilde kendilerini sisteme doğrulattıklarında ve sistem evet ben bu kişiyi tanıyorum dedikten sonra almak istedikleri hizmetle ilişkili bir yetkilendirme sürecine girebilirler. Bu controller'ın mesela yetkilendirilmesi olabilir veya controller içindeki bir operasyonun da yetkilendirilmesi olabilir. Bir başka da işte burada sistemin tanıdığı kullanıcıların neleri yapıp neleri yapamayacağına karar verildiğini ifade edebiliriz. Yani yetkilendirme olarak düşünülebilir. Şimdi authorization web API tarafında düşündüğümüz zaman birkaç seviyede ele alabiliyoruz. Şimdi bunlar neler? Örneğin bu web API config dosyası var bir tane class. Daha önceki derslerimizden de hatırlayacağınız üzere bugünkü demomuzda test etmeye çalışacağız. Burada register metodu içerisinde filters özelliğine bir ekleme yaparaktan global seviyede otorizasyonu etkinleştirebiliriz. Bir controller'ın üzerine authorize attribute'unu kullanarak da bunu controller seviyesinde gerçekleştirebiliriz. Herhangi bir controller'ın içerisindeki bir action için ya da bir operasyon için de diyebiliriz. Yine authorize attribute'unu kullanarak da bunu action seviyesinde gerçekleştirebiliriz. Hatta action içerisinde user tipinin işte isin role gibi fonksiyonelliklerini kullanarak da şu rolde ise hani bunu yap, bu rolde ise bunu yap gibi action içerisinde de yetkilendirme ele alabiliriz. Şurada köşeye parantez kalmış public'in başında onu göz ardı edelim. Yanlışlıkla yapmışım. Bunun dışında bir takım özel kullanımları da var. Hani buradaki örnekte görüldüğü gibi. Örneğin bir kontrolün kendisini ve içerisinde yer alan dolayısıyla bütün operasyonları ve otorizasyon içerisine tabi tutabiliriz ama allow anonymous attribute'unu kullanarak da herhangi bir operasyonun bu otorizasyonun dışında kalmasını da garanti edebiliriz. Yine otorizasyonu sağlarken özellikle kendisinin barındırdığı, niteliğin barındırdığı user roles gibi özelliklere bir takım değerler atayarak
kullanıcı ve yetki bazında bir kontrolörün veya bir operasyonun icrasına izin verdirebiliriz. Şimdi otorizasyonu da özelleştirme şansına sahibiz arkadaşlar. Bunu da hani yapabildiğimiz birkaç seçenek var. Bunlardan ikisi aslında attribute bazlı yapılan işlemler. Yani authorization attribute'dan veya authorization filter attribute'dan türetme yaparak da özelleştirme yapılabilir. Bunun dışında bir de iAuthorization filter arayüzünü implement ederekten, yani interface'i implement ederekten bir tipe otorizasyon özelleştirmesi sağlanabilir. Özellikle authorization filter attribute'u senkron çalışma mantığına sahiptir. iAuthorization filter interface'ini implement ettiğimiz noktada ise asenkron çalışma mantığını da işin içerisine dahil edebildiğimizi burada söyleyebiliriz. Şimdi bir demo yapacağız arkadaşlar. Bu demomuzda amacımız HTTP modül türevli bir class geliştirmek ve bu class yardımıyla basic moddaki authentication'ı sağlamak. Ama demoya başlamadan önce dilerseniz hani şu noktada vurgulayalım. Basic authentication hakkında biraz bilgi vermeye çalışalım. Bu en basit authentication mekanizmalarından bir tanesi aslında. Bazı avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Avantaj olarak her tarayıcı uygulamayla çalışabildiğini söyleyebiliriz. Yani hemen hemen bütün tarayıcı uygulamalar bildiğimiz kadarıyla desteklemekte. Basit bir protokol, çok karmaşık değil ve bir internet standardı. Bu noktalarda avantajı var. Ama dezavantaj olarak şunları söylemek lazım. Kullanıcı ehliyeti dediğimiz credential olarak ifade edeceğimiz yapı, yani kullanıcının temel username ve password bilgisini taşıyan credential içeriği her request'e gidiyor sunucu tarafına. Bu bir dezavantaj olarak düşünebiliriz. Sürekli gitmekte. Diğer önemli dezavantaj şu. Plain text formatta gidiyor bilgiler. Yani sniff edildiğinde aradaki bağlantı username ve password bilgilerini kolaylıkla okunabilir. Yine logout olma işleminde bazı sıkıntılar var. Tarayıcı oturumunu kapatmadığımız sürece bir logout oluşması pek söz konusu değil. Bunun dışında bir de tabii ki saldırılara karşı biraz daha açık bir sistem. Özellikle cross-site request forgery ataklarına karşı diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki cross-site request forgery atakları nedir? Bu size arkadaşlar bir ödev. Bunu bir araştırın bakalım. Hani ne olduğunu incelemeye çalışın. Ben de hani ilerleyen derslerde buna karşı nasıl önlem alabileceğimizi sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım. Şimdi derseniz demomuza geçelim. Daha önceki görsel dersimizde hatırlayacağınız gibi bir aslında ASP.NET MVC 4 application üzerinde API web API template'ini kullanaraktan bir örnek geliştiriyor olacağız. Ben otomatik olarak açtım projeyi çünkü hatırlayacağınız gibi önceki dersimizden benim bilgisayarda özellikle ilgili kütüphaneleri referans indirmesi bayağı bir uzun sürüyor. O yüzden hazır açılmış olarak sundum. Şimdi tabii ki controller tarafından başlayalım. Hem eski bilgilerimizi de hatırlamış oluruz. Çok basit olarak buradaki operasyonları bir özelleştiriyor olacağız. Şöyle ben kaldırayım. Controller'ımızda ben senaryo olarak şöyle bir şey düşündüm. İlk olarak hani onu yazarak başlamamızda fayda var. Process Controller ismini bir class olarak yapacağız bunu. API controller türevli. Burada herhangi bir entity üzerine gitmiyoruz. Yani OData destekli bir şey yapmıyoruz. Bu sebepten bu şekilde bırakacağız. Bunun dışında içeride şöyle de bir tipten faydalanacağız. Senaryo olarak ben öyle bir şey düşündüm. Material isimli bir tipimiz olacak. Bunu bir örnekleyelim. Yeni bir tip olarak. Bu bizim tabii ki modelimiz içerisinde, model içerisinde yer alacak sınıflardan bir tanesi. Şuradan hemen Models klasörünü seçelim. Arayası seçmiştim. Şuradaki Models'i seçecektim. Models'in altında Material isimli bir class oluşturalım bunun için. Bir tane koleksiyonumuz var. Materials isimli. İçerisine sembolik olarak birkaç tane veri yükleyelim. Burası statik olabilir. İçeriğini oluşturalım. Yeni bir material oluşturuyorum. Material tipi. Bir tane ID'si olsun. Material ID 1001 olabilir. Bir tane
title verelim. Mesela CO2 sundu. Bir tane de quantity isimli bir özelliğimiz olsun. 34,50 şeklinde yapalım. Tabii ki şurada pek çok özelliğimiz yok. Bunlar hemen property'lerini hızlı bir şekilde kontrol nokta tuşuna basaraktan buradayken, bu satır üzerindeyken ürettiriyorum. Şimdi birkaç tane örnek buraya data atalım. Şu 1002 olabilir. Bu 1003 olabilir. Bu 1004 olabilir. Şu H2SO4 olsun. Sülfürik asitli zannedersem. Bu hatırladığım kadarıyla ortaokul dönemlerinden. Efendime söyleyeyim. Hatta onunla ilişkili şey de vardı. Bir ara indirmiştim. Windows Phone'da bir uygulama vardı. Şu kimya cetveli vardı ya. Tam ismi aslında ne oldu şimdi ama. Neyse konumuza dönelim biz. Şurada bir takım değerler veriyorum. Böyle atıyorum tamamen şu anda. Bu da uranyum olduğunu varsayalım. Affedersiniz. Şimdi bunlar tamam. Şimdi get operasyonumuz geriye aslında material tipinden bir örnek döndürüyor olsun. Hatta ismini de get materials olarak değiştirelim. Tabi şurada geriye ne yapacağız? Materials'ı döndürüyor olacağız. Bir tane de operasyon koyacağız. Mesela bu da get specific material olsun. Bir tane id alacak. İçeriğini de aslında şu şekilde yapabiliriz. Materyali önce bir bulalım. Materials üzerinden bir tane var extension metodunu kullanarak da bunu bir sorgulatalım. Pardon. M.MaterialID eşittir ID olacak. Bunu first or default'ta bir seçelim. Daha sonra eğer material null değilse bunu geriye döndürebiliriz materyali. Null ise burada bir tane exception fırlatalım. True new HTTP response exception olabilir. Statü kodu olarak da not found'u döndürsek yeterli olacaktır. Yani hani materyal bulamadığı takdirde şu tabi metodumuzun geriye dönüş değeri de material olacak. Hemen using'leri şöyle bir şuradan temizliyorum. Şu hale getirdim. Bir kere build edelim projemizi. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir bakalım. Bir sonraki adımda aslında HTTP modülümüzü aslında yazmaya çalışıyor olacağız. Gene şeydir büyük ihtimalle. Şu materyale gidelim. Ben bunu public yapmayı hep unutuyorum. Bundan oldu büyük ihtimalle. Okumadım gerçi hatta mesajlarını ama. Hemen bir kere daha build edelim. Evet, ilk hazırlıklarımızı aslında yapmış olduk. Şimdi az önce de belirttiğim gibi bir tane modül yazıyor olacağız. HTTP modül gerçekleştiriyor olacağız. Bunu dilerseniz şöyle yapabiliriz. Ben şu sağ tuşa bastım burada. Bir tane klasör açalım. Modül isimli. Ve HTTP modülümüzü oraya ilave edelim. Add new folder diyelim. Modülüs olarak isimlendirelim. Ve modülüsün altına yeni bir class ilave edelim. Örneğin buna pencere gelirse CBA modül diyebiliriz. Custom Basic Authentication Modül isimli bir class buraya yazalım. Şimdi bu class'ın önemli olan özelliği şu. Aslında HTTP modül arayüzünü interface'ini implemente ettireceğiz buna. Kontrol noktaya basalım ve implement diyelim. Şimdi bu arayüz ile birlikte gelen iki tane ezilmesi gereken metot var. Bunlardan bir tanesi dispose metodu, diğeri de init metodu. Init metodu initialize işlemi aslında sırasında devreye giriyor. Dispose noktasında yani dispose edilirken bu nesne yapacağımız herhangi bir şey yok. Ama tabii ki bir takım kaynak iadeleri gerekiyor olabilir. Onları dispose metodu içerisinde ele alabiliriz. Init metodu içerisinde neler yapacağız aslında? Burada yapacağımız önemli olan şey bizim senaryomuz için bir authentication modül söz konusu olduğundan bununla ilişkili bazı eventleri ezerekten custom'la özelleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi burada tabii ki pek çok olay var. Bizim burada ele alacağımız olaylardan bir tanesi authenticate request eventi. Tap tuşuna basarak da şunu bir implementasyonu gerçekleştirelim. Bunun dışında bir de end request eventini ele alırsak
gayet yerinde olacaktır. Şimdi request tamamlandığında ve dolayısıyla işlem tarafına da bir mesaj gönderileceği zaman neler olması gerekiyor? Burada ilk olarak buradan başlayalım dilerseniz. İlk olarak bir response'u yakalamaya çalışacağız. Bunu da aslında HTTP context'in current özelliğinden faydalanarak da yakalayabiliriz. Şurada response nesnesine bir gidelim. Eğer response'un statü kodu şu noktada, yani end request sonlandığı noktaya gelindiğinde HTTP statü kodu bunun tipi ne? Orada hani 401 hatasını ben yakalamaya çalışacağım. Şunu 401 dersek olacaktır. Hangi şey olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Statü kodunu. Şimdi bu böyle bir şey gerçekleşmesi şu anlama geliyor. Kullanıcı doğrulanamamış bir şekilde. Yani yetki şey authentication'dan geçememiş. O zaman benim response'a, yani geriye döndürülecek cevabın içerisine bir şey görmem lazım. Bunu genellikle headers kısmına ekleyeceğimiz bir bilgiyle yapıyor olacağız. Bunun standart bir şey var, yazılım şekli var. Ben hatırladığım kadarıyla yazacağım. Authenticate'di. Burada hatırladığım kadarıyla. Daha sonra bu name'i, yani authenticate ile ilişkili bir bilgi aslında vereceğiz. Ama tabii ki böyle şey yazınca da, bakmadan yazınca da bir yere authenticate hata yapabiliyorum tabii ki. Şimdi value'sunu verelim. Yani key'yi söyledik. Header'a ekleyeceğimiz key, authenticate ile ilişkili key. Bilgisini verelim. Burada realim. Ve içerisine bir bilgi yazacağız. Örneğin insert for realm diyelim. Şurada çift tırnaklar önemli. Onu mutlaka vurgulamak lazım. Şimdi eğer 401 söz konusu ise istenme tarafında gidecek olan response'un header'ı içerisine bir www.authenticate ilişkili isimli bir key koyuyoruz ve bu key'nin değeri olarak da şunu yazıyoruz. Aslında burada realm ile neyi ifade ediyoruz? Bu bir soru işareti. Bu da size bu görsel ders ilişkili ikinci ödevimiz olsun. Aslında hani burada temel olarak kullanıcının doğrulanmadığı bilgisini response mesajının içerisindeki header'a gömerekten karşı tarafa ulaştırmaktayız. Şimdi dilerseniz arkadaşlar DM metodumuzun içerisinde yazmaya başlayalım. Burada ilk olarak authenticate request metodunun içerisinde ele alabiliriz. Şimdi burada ne yapacağız aslında authentication request olayında? Her şeyden önce gene gelecek request'i bir yakalamamız gerekiyor. Ve bu request'in yine header'ında ki basic authentication modu burada senaryolaştırdığımız için header kısmından gelen authorization bilgisini bir şekilde yakalayacağız. Bu bilgiyi parse etmemiz gerekecek. Özellikle encoding'i önemli olacaktır o noktada. Çünkü oradaki bilgi Base64 tabanlı bir encoding diye hatırlıyorum ben. Onu yapmamız gerekiyor olacak. Bu işlemi gerçekleştirebilirsek başka bir şekilde username ve password bilgisini içeriden çekip bir şekilde bunu doğrulayıp o anki thread'in bilgisini ve hatta context'in de içerisinde principle olarak generic bir principle'ı üretip şeye thread'e işte hani doğrulanmış kullanıcı bilgisini enjekte etmeye çalışıyor olacağız. Şimdi dilerseniz bunu yazmaya çalışacağım. Tabii o noktada ben şunu söyledim size hatırlarsanız. Generic bir principle oluşturmak ya da bir başka deyişle o anki thread'in current principle değerini set etmek. Bu ihtiyacımız olacak bir metot. Bunu direkt buraya yazabiliriz aslında. Hemen bir tane static void tipinde örneğin setPrinciple isimli metot yazalım. Parametre olarak iPrinciple arayüzünü alabilir. Bu arayüz System Security Principle isim alanı altında yer almaktadır. Şöyle oluşturalım metodumuz. Şimdi burada yapılacak işlem aslında şu. Thread'e özelliği üzerinden gidip current principle değerini bulup buraya principle'ı direkt olarak setebiliriz. Ayrıca iki noktada set etmek lazım. Bir de HTTP context'in eğer HTTP context'in current özelliği null değilse, yani o anda geçerli olan bir HTTP context'imiz var ise bunun da yine current özelliği üzerine oluşacağımız user özelliğine ki bu da iPrinciple tipinden
Principal değerini, yani parametre olarak gelen principal'ı ne yapabiliriz? Atayabiliriz. Şimdi bu bizim authentication mekanizması içerisinde ihtiyacımız olacak olan bir metot olduğu için buraya şimdiden aklımıza gelmişken yazalım ve şimdi şu içeriği handle etmeye çalışacağım. Ne demiştik? Düşünelim. İlk olarak o anki request'i bir yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla şurada request'ini bir tip context değil tabii ki bu. HTTP context current ve buradan request'e gideceğiz. Daha sonra header bilgisini almamız gerekiyor. Header bilgisini alırken de yine request üzerinden headers name value koleksiyonuna gidip buradan authorization key değerini almamız gerekmekte. Authorization key değerini alacağız. Affedersiniz. Şimdi eğer bir authorization bilgisi var ise, yani key değeri var ise header çok doğal olarak null olmayacaktır. Null değer içermeyecektir. Ve bizim burada yapmamız gereken şey bunu parse etmek. Buradaki kodlarımızı yazalım dilerseniz. Parse edin. Önce bir içeriğini parse edeceğiz. Bunun için authentication header value isimli system.net HTTP headers isminin altında yer alan tipten ve bunun parse metodundan faydalanabiliriz. Burada header kısmını parse ediyoruz. Şimdi header kısmını parse ettikten sonra authorization key'ini alıp buradaki header kısmını parse ettikten sonra şunu yakalamamız lazım. İçeride basic key kelimesi geçiyorum yani. Çünkü basic authentication modunu burada ele almak istediğimiz için header'daki authorization bilgisinde basic keyword'ünün yer alması gerekiyor senaryo gereği. Dolayısıyla parsed value'ya gidip bunun schema özelliği üzerinden hareket edeceğiz. Çünkü parse'ın çıktısı aslında authentication header value'dur. Burada schema bilgisine gittikten sonra şöyle bir equals özelliği ile kontrol yapabiliriz. Basic bilgisini arıyor olacağız. Tabi compression'ı yaparken ordinal ignore key case dememiz gerekecek. Bu tabi yeterli değil. Parsed value. Bir de tabi ki ne olması gerekiyor? Aynı zamanda yani v ile şurada bir kontrole daha ihtiyacımız var. Parsed value'nun bir de parameter özelliği var. Yani bir de parametre bilgisinin gelmesi gerekiyor. O yüzden onun da null olmadığını kontrol edip daha sonra aşağıdaki içeriği ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz. Şurada bir tane parantez şey mi kaldı? Eksik kaldı galiba. Pardon. Şimdi şu şekilde parsed value, aslında şu paranteze gerek yoktu. Ben niye böyle bir fazladan parantez yazdım? Onu ben de anlamadım. Şimdi bu şekilde içeriği yapabiliriz. Pardon, şuradaki parantezi ben unutmuşum. Düzeltiyorum arkadaşlar. Şu parantezi kapattık. Evet, şimdi oldu. Şimdi bir kere daha kısaca özetleyelim. Hani bu kısımlar karışık. Ben de hatırlayarak yazmaya çalışıyorum. İlk olarak gelen request'i bir şekilde yakalıyoruz. HTTP context üzerinden yakalayacağız. Bu olay metodunun herhangi bir context özelliği yok, dikkat edersiniz. Mesela initialize metodu içerisinde vardı ama burada yok. Initialize metodu içerisinden alıp global bir context tipine de set edebilirmişiz. Yani onu da vurgulayalım burada. Context üzerinden request'i alıp header kısmına gidip bir authorization key değeri var mı ona bakıyoruz. Eğer varsa ve null değilse bunu bir parse ediyoruz. Çünkü value'sunu alıp içerisinde, yani değeri alıp içerisinde basic isimli bir ifade geçip geçmediğini bulmamız lazım ki basic authentication modlarına geliniyor. Ve bir de parametre değerinin null olmaması gerekiyor. Yani değer içerdiğini, parametresini olması gerekiyor. Şimdi parametre değerini aldıktan sonra aslında yapacağımız şey bir şekilde bunu authenticate etmek. Onun için de dilerseniz authenticate isimli bir metot olduğunu düşünelim burada. Henüz yok elimizin altında. Ve buna parsed value'nun parameter değerini gönderelim. Control noktaya basıp
metodu aşağıki kısma ne yaptırıyorum? Örneklettiriyorum. Yani authenticate metoduna geliyoruz. Şurası da string tipten credential values olsun. Aslında özetlemek gerekirse şuradaki parametre ifadesi credential bilgilerini içeriyor. Yani içinde ne var? Username ve password bilgisi var. Onları yakalamaya çalışıyor olacağız burada. Şimdi burayı ele alalım. Aslında bu metot geriye bool bir değer döndürse daha iyi olabilir. Yani true ve false olacak şekilde. Şöyle isValid isimli bir değer olsun. İçeride. Başlangıçtaydı false. Sonra bunu geriye döndürürüz. İçeride yapacağımız işlemleri bir try catch bloğu içerisine alırsak daha yerinde olacaktır. Şimdi hani şu kısımları şöyle bırakabiliriz. Try bloğu içerisinde neler yapacağız? Şimdi tabii credential bilgisini bir kere yakalamamız gerekiyor. Bunun için encoding'den faydalanacağız. Yani şu bir kere yazayım. Daha sonra ifade etmeye çalışayım. Şimdi bilgi buraya gelirken base64 tabanlı olarak gelecek. Dolayısıyla byte dizisi olarak gelen bir bilgi. Yani byte dizisi olarak elden alınabilir bir bilgi olacak. Normalde anlamsız bir ifade. Bunu bize doğru encoding'i kullanarak da convert etmemiz, çevirmemiz gerekiyor. Şimdi burada bilgisayarımızın kullandığı ISO standartına göre hareket etmekte fayda var. Standart olarak hani Batı Avrupa örneğin ülkesini düşünecek olursak 8859'a 1 olarak düşünebiliriz bunu. Burada hani Latin 1 Batı Avrupa karakter kodlamasını kullandığımızı ifade ediyoruz. Ama hani başka bir karakter seti de olabilir tabii ki. 8859'un 16 tane şey vardı bildiğim kadarıyla kodu vardı. Onlara bakmak lazım. Daha sonra bunun üzerinden artık getString metodunu gidip şöyle bir ifade yazabiliriz. Convert from base64 string ve gelen ifade yani credential values ifadesi olarak set edilebilir. Artık hani okunabilir formatta credentials'ı almış oluyoruz aslında burada ve bunu split etmemiz gerekiyor. Normal şartlar altında burada split'i 2 nokta üst üste işaretine göre yapacağız. Birinci değer aslında username'i, ikinci değer ise password'ü ifade ediyor olacağız. Şimdi isValid'e atayacağımız değer için örneğin checkUser isimli de bir metodumuz olduğunu varsayalım. Şu anda bu metot yok ama biz şurada karar verdik. Username aslında values'un sıfırıncı indisindeki değeri. İkinci parametremiz de örneğin password olsun. Bu da values'un birinci sütunundaki ifade oluyor. Şimdi şu kısım pardon şurası 2 nokta üstü olacak tabi. Check user'ın üstüne gelip kontrol noktaya basalım ve metodu otomatik olarak üretirelim. Şimdi metodumuz üretildi. İç kısmını yazacağız ama öncesinde şunu tamamlamamız gerekiyor. Eğer valid ise user yani kullanıcı doğrulanmış ise bu durumda artık set principle metodunu çağırabiliriz. Yani current thread'i ve context eğer null değilse buradaki ilgili user'ı principle bilgilerini set edebiliriz. Ki burada da generic bir principle tipi kullanmamız yeterli olacaktır. New generic identity verip ilk parametrede username'i belirtiyoruz. İkinci parametrede tip var. Bunu null olarak şu aşamada geçebiliriz. Burada ne yapmış olduk? Principle bilgisinde set etmiş olduk. Bir tane parantez yine unutmuşum ben. Bugün parantezlerle başım dertte. Affedersiniz. Eğer catch söz konusu ise isvalid özelliğini false olarak set edebiliriz. Zaten yukarıda aslında false olarak bırakmıştık. Burada gene ben bir hata mı yaptım? Yok parantezleri verdik. Kontrol edelim bakalım. Set, new generic principle dedik. Okey. Şuradaki şey. Yanlış yazdım. Evet. Şu şekilde olacaktı. Generic principle iki parametre alıyor. İki identity. Interface'i taşınabileceği bir şey. İkincisi de roller. Az önce yanlış söyledim ben tabii. Okurken direkt olarak. Yani aslında şu şekilde
açtığımızda ilk parametre şey, diğeri de roller. Rolleri şimdilik geçiyoruz. Herhangi bir role atamadı. Check user'a gelelim. Burada hani çok basit bir şey yapacağız. Sonuç itibariyle buradaki metotta aslında siz özel bir membership doğrulaması getirebilirsiniz. Örneğin bir Oracle sisteminden doğrulama yaptırılıyor olabilir. Bir servis, başka bir servis üzerinden başka bir yerden belki doğrulama yaptırıyorsunuzdur. Eser gibi düşünülebilir. Burada hani sembolik olarak ilerleyeceğiz. Örneğin işte username Burak ise ve password de örneğin 1234 ünlemse, bunun dönüşüne göre true veya false olacak şekilde geriye bir sonuç dönecek ve buna göre aslında kullanıcıyı ne yapmış olacağız? Doğrulamış olacağız. Şimdi buraya kadar yaptıklarımızı da aslında kafamızı da biraz karıştırdık kodlamalar ile. Temel olarak ne yaptığımızı biraz vurgulamamızda fayda var. Tabii bunu yaparken de kod tarafında şey, çalışma zamanında bakmamız gerekiyor ama gereken yerlere isterseniz breakpointlerimizi koyalım. End request'e, authentication request'e. Zaten interface üzerinden implement edilen metotlardan en önemlisi init metoduydu ve init metodu içerisinde de iki tane event'i yükledik ve bu eventler içerisinde bir takım işlemler çalışacak. Temel olarak hani yapmak istediğimiz şey aslında şu: kullanıcı bir credential bilgisi gönderiyor. Eğer basic authentication modda geliyor ise headers kısmına basic bilgisi yazıyor ve aynı zamanda parametre değerinde de username ve password saklanmakta. Bunu encoding'ini encoding değerine göre işte string'i çevirip anlaşılabilir ifade haline getirdikten sonra içeriden nokta iki nokta üst üste göre bir şekilde ayrıştırıp username ve password'ı alıp bir şekilde bunu da kontrol edip kullanıcıyı doğrulatacağız. Peki bu sistem nasıl devreye girecek? Şimdi bizim bir şekilde çalışma zamanında hani authentication için şu modülü kullan dememiz gerekmekte. O yüzden de konfigürasyonda modül kısmında bir ek yapmamız gerekiyor. Bunu da sistem web server içerisinde, bakın şurada sistem web server elementinde handler'lar vardır. HTTP handler ve HTTP modüller. Bildiğiniz gibi ASP.NET'in ya da web çalışma zamanı en önemli yapıları, bileşenleri HTTP modül ve handler'lar. Burada handler tanımları var. Biz de aslında ne yapacağız? Bir tane modül tanımı ekleyeceğiz. O yüzden modules elementini açıyorum. İçeri add yardımıyla bir tane modül ekliyor olacağım. CBA modül olarak isimlendirelim. Custom Basic Authentication modülü. Düzgün yazamadım bir türlü bugün. Type içinse burada şöyle bir notasyon yazabiliriz. MVC projemizin ismi, yani düzeltiyorum aslında, Application 4. Bu isim alanındaki, hatta modules isim alanındaki CBA modül isimli tipi kullanacağız. Hangi assemble'da? Virgülden sonraki kısım ve MVC application 4'ün içerisindeki olan kısım. Şimdi web config dosyasında arkadaşlar ne yaptık? Şeyi söyledik. Doğrulama modunu söyledik. Şimdi testlerimizi yapacağız. Bir kere şu haliyle bir çalıştıralım. Dikkat ederseniz herhangi bir yere henüz authorization ile ilişkili bir bildirim yapmadık. Sadece ve sadece modülü bildirdik. Güvenlikle ilişkili modülü bildirdik. Şimdi F5'e basalım. Chrome'da uygulamamızı bir açalım. Birkaç tane talep de bulunalım. Şu bir önceki denememiş. 1741 port üzerinde localhost'ta hosted çalışsın. Standart web app ekranını gördükten sonra işlemimize devam edeceğiz. Tabii birkaç yere breakpoint koyduk. O noktalar üzerinden geçmemiz de gerekiyor. Sonra şu anda debug moda gireceğiz zannedersem. Evet, girdik. Authentication request'e girdik. Şimdi mesela request alınıyor. Header kısmı alınıyor. Mesela header ne? Herhangi bir authorization içermiyormuş örneğin headers kısmı. F5'te devam ediyorum. Buraları hızlı geçeyim. Çünkü hani asıl yetkilendirme testim henüz başlamadı. Şimdi response geliyor bir tane. Static kodu 200'dür. Sebebi herhangi bir authorization işlemi yapmamız. Dikkat ederseniz burada request'e birkaç kere girdi authenticate request'e. Bu son derece doğal. Hatırlayacağınız gibi her request'te bu bilgi tekrar tekrar, yani mod sürekli çalıştığı için buralara girdi. Şimdi buraya geldik.
NAS'a çağıracağız API'mizi. Şu API'ye basarsak aslında help kısmına otomatik olarak yönlendirecek bizi. Hangi şekillerde çağırabileceğimizi görebiliriz. Bir hata yapmadık. Mesela şu şekillerde çağırabiliyoruz. Şu API process olarak çağırabiliyoruz örneğin. Basalım. Bir. Şimdi buraları tekrar geçiyorum. Şimdi bakın çalıştı direkt. Ne geldi? İşte materyal bilgileri geldi. Ha çok güzel, tamam. Aslında buradaki kısma baktığımız zaman hani web API'nin çalıştığını da ifade etmiş oluyoruz değil mi? Mesela bir de şeyle gidelim. Spesifik olana gidelim. Şimdi bu da çalışacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi olmayan bir şey talep edelim. Exception fırlatılması gerekiyor. Trouble'umuz vardı hatırlarsınız. Hani bulunamadığı zaman not found exception. Şurada onu bakın fırlattırdık. Chrome'da belki göstermez ama evet, göstermeyecek. Explorer olsa şey çıkacaktı. İşte not found çıkacaktı gibi. Ama şimdi sorun şu. Biz customize ettik. Bir modül yazdık. Ve bu modülü aslında authentication'da çalışacağını söyledik. Güzel. Ama hiçbir yerde bir username password sorgusuyla karşılaşmadık. Yani arayüzden söylenmedi. Çünkü henüz authorization ile ilişkili şurada bir tanımlama yapmadık. Şimdi hatırlarsanız bunu birkaç seviyede gerçekleştirebileceğimizi söylemiştik. Bunlardan bir tanesi global seviye. Şimdi global seviyedeki tanımlama aslında web API config dosyasında yer alan register metodu içerisinde yapılıyor. Burada en başta hani bunu söyleyebiliriz. Diyeceğiz ki burada configure filters at bir tane iFilter interface'ini taşıyabileceği referans. Örneğin new authorize attribute yazabiliriz. Şimdi burada global olarak bütün şeyde bu web API içerisindeki her noktada bir otorizasyon sisteminin devreye girmesini söyledik. Kaç tane controller varsa hepsi için bu söz konusu olmalı. Tekrar şimdi testimizi yapalım. F5'e basalım. Chrome açılsın. Şimdi önceki link kaldı tabi. Şurayı kapatayım. Ana sayfayı bekliyorum. Şimdi evet, şuralara gidecek tabi. Geçelim üstünden. Kademe kademe hani bahsetmiş tane olan hepsini aslında denemeye çalışıyor olacağız. Şimdi ne diyorduk? İşte API process. Basalım Enter'a. Şimdi request kısmına geldim. Header bilgimiz var mı? Yok. Güzel. Null şu anda. Şimdi response'a geldim. Response'umuzun statü kodu bakın şimdi değişti. Güzel. 401 geldi. Diyor ki istemci tarafına şu anda seni tanımıyorum ben. Hani doğrulayamadım. Credential bilgini bana göndermen lazım. F5'e bastım. Bakın dikkat ederseniz otomatik olarak username ve password bilgisi sordu. Yazalım şimdi ne demiştik? Burak şifrede 1234 ünlemiydi. Login diyorum. Ha, şimdi request metoduna tekrar geldim. Şimdi bakın header kısmı var. Dikkat ederseniz içerisinde basic ifadesi geçmekte. Bir de okuyamadığımız bir ifade var. O yüzden hani encoding'le bir dönüşüm yapacağız. Parse edilmiş value'yu alalım. Parse ettiğimiz value bu oldu. İçinde basic geçiyor mu? Evet. Parametremiz null değil. Görüldüğü gibi. Şimdi authenticate ettireceğiz bunu. Authenticate içerisine geliyorum. Burada ne yapıyoruz? Bir encoding credentials bilgisini aldık. Bakın Burak 2 nokta üst üste 1234 ünlemledi. Username ve password bilgisi geldi. 2 noktaya göre split ettik. Value'larımız ayrı ayrı geldi. Is valid mi? Oraya atladım ama hani zaten validdi. True. Ne yapıyor? Şimdi principal değerini set edecek. Girelim içerisine. Bir principal, generic principal üretildi. Identity. İçerisinde true authenticated diyor. Name yazıyor. Current thread'i set ettik. Context'imiz null değil idi. User'ı set ettik. Şu anda F5'te devam ediyorum. Şimdi response dönecek. Artık statü kodu 200 olması lazım. Bakın 200 oldu. Ve gördüğünüz gibi şey çalıştı. Benzer şekilde örneğin spesifik bir tane talep edelim. Tekrardan buraya geldik. Dikkat ederseniz. Header. Bakın yine geldi. Header bilgisi. İlkinde statü koduma bakıyorum. 200. Bu son derece normal. Neden? Çünkü az önce zaten username ve password bilgisi gönderdik. Session'ımız da henüz kapanmış değil. Dolayısıyla zaten doğrulanmıştı kullanıcı az önce. O sebepten dolayı ne yaptı?
yine bu bilgiyi bize getirdi. Şimdi şuradaki hani breakpointleri kaldırıp artık seviye bazında otorizasyonu takip etmeye çalışalım. Nasıl debug edeceğinizi gösterdim. Hani bu şekilde el alabilirsiniz. Şimdi şunu yapalım dilerseniz. Process controller'a gidelim ve controller seviyesinde el alalım. Nerede controller'ımız? Şurada. Yani controller'ın başında gelip diyeceğiz ki authorize. Şimdi bunun alabileceği parametreler de var. Slide'dan da hatırlayacağınız gibi. Roles ve users özelliğiyle belirli rolleri ve user'ları burayı set edebiliriz. Ve hangi rollerin veya kullanıcıların bu controller'ı çalıştırıp çalıştırmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi bir de bu şekilde dilerseniz test edelim. Build ediyorum projeyi. F5'e basıyorum ve çalıştırıyorum. Yine şurada API üzerinden prosese bir talepte bulunalım hemen. Şimdi bu sefer controller seviyesinde gerçekleştirdik. Yine bakın dikkat ederseniz şey geldi. Şifre ve kullanıcı adı ve şifre bilgisi geldi. Authentication istiyor. Doğru bilgileri girdim. Login diyorum ve çalıştı. Şimdi kapatayım. Yani sonlandıralım debug'ı. Tekrar browser session'ı açacağım. Bu sefer specific get specific'e talepte bulunacağım. Yani API process ama 1001 ya da 1002 diyelim. Yine bakın dikkat ederseniz bilgi sordu. 1 2 3 4 ünlemle geçiyorum. Login oldum ve bu bilgi geldi. Şimdi eğer hani direkt API process dersem bir şey sormadan normal çalışacaktı. Çünkü az önce zaten authenticate olduk oturumu kapatmadan. Şimdi bu da process controller seviyesinde. Şimdi bundan sonraki aşamada şunu deneyelim. Örneğin getMaterials metodu herkes tarafından kullanılabilir. Yani isimsiz kullanıcılar da bunu çalışabilsinler. O sebepten dolayı başına geldim. Allow anonymous attribute'unu koydum. GetMaterials için. Yani aslında prosese direkt talepte bulunursam root'taki tanımlamaya göre. F5'te çalıştıralım. Kaç tane geldi? Şunu kapatalım. Şimdi örneğin API process değil de şuna gidelim. Mesela 1001'e gitmeye çalışayım. Spesifik olan versiyonuna çağırıyorum, operasyonu çağırıyorum. Şimdi bunu sordu. Burak dedim, 1, 2, 3, 4 nokta dedim, login oldum. Tamam, şimdi prosesi çağıralım. Geldi ama emin olamayız. Çünkü az önceki senaryomuzda hatırlarsanız zaten bir kere login olunca bütün operasyonuna çağırıyordu kontrol seviyesinde. Şöyle bunu ispat edebileceğiz. Bir daha açalım oturumumuzu ama direkt prosese gidelim. Yani şunu kapatayım. Şuradan API process diye gidelim. Bakın direkt geldi. Ama şimdi 1001 değil. Bakın username ve password olacak. Çünkü bir tanesini ne yaptık? Hello anonymous'ta herkese açtık. Şimdi bu da 3. seviyede ele aldığımız yapıydı. Bir tane daha bakabiliriz. Onda da hatırlarsanız authorize niteliğini action seviyesinde kullanıyorduk. Yani mesela şunları yorum satır haline getirelim ve get specific material metodunun başına authorize niteliğini koyalım. Şimdi bu durumda controller'ın başında bir şey yok. Get materials'ın başında hiçbir şey yazmıyor. Sadece get specific material da var. Dolayısıyla get materials'ın gene erişilebilir olması herkes tarafından bekliyoruz. Get specific material'ın ise yani spesifik bir ID ile gitmiş olduğumuz root talebine göre ise bir doğrulama şeyi gelmesi gerekiyor bize. Mesajının tekrardan gelmesi gerekiyor. Iletişim penceresinde. Çok uzattım lafı, kusura bakmayın. Şimdi API process'e direkt talepte bulunuyorum. Evet, şu bilgi otomatik olarak geldi. Yani tamamı geldi şu aşamada. Şimdi spesifik bir tanesine gitmeye çalışacağım. 1001. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Soruyu sordu. Çünkü burada ne dedik? Biz get specific get specific material metodu, yani şu root'a tekabül eden operasyon bir otorizasyon sistemine ne yapılıyor? Tabi tutuluyor. Şimdi tabii yapmadığımız bazı şeyler var. Nedir? Mesela şundan bahsetmiştik slide'larımızda hatırlayacağınız üzere.
Action'ın içerisinde de bir şekilde ne yapabiliriz demiştik. Otorizasyon mekanizmasına dahil olabiliriz demiştik. Hani şurada mesela user dediğiniz zaman identity'ye gidebiliyorsunuz. İzin role fonksiyonuna gidebiliyorsunuz. Bir rolde olup olmadığını burada ne yapabilirsiniz? Kıyaslayıp belki aksiyon içerisinde ya da metot içerisindeki belirli bir bölümün otorizasyona tabi olmasını sağlayabilirsiniz. Böyle bir nokta vardı. Bir de tabii ki şöyle bir durum var. Bu görsel dersimizle ilişkili aslında üçüncü ödev oluyor sizlere. Bizim buradaki senaryomuz tamamen tarayıcı bazlı çalışsın. Yani aslında standart bir Chrome tarayıcı uygulaması kullandık. Explorer'da kullandık. Firefox'ta kullanabildik. Başka bir tarayıcı uygulamadan da aynı şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Peki diyelim ki daha önceki görsel derslerimizde de sıkça yaptığımız üzere bir tane konsol uygulamamız client olsaydı ve bu web api servisine HTTP ile talepte bulunsaydı nasıl kendisini basic authentication moda göre tanıtacaktı ve authorization pipeline'ına dahil olacaktı. Üçüncü ödeviniz de değerli arkadaşlarım bu olacak. Evet, böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna arkadaşlar. Blog üzerinden yayınlıyorum zaten. Hani videolarımızı oradan takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa eğer maille bana ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Buraya kadar sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.